Ayşegül, filme bak, çok komik. Odanda çalış. Odam sıcak ve esmiyor. Bahçede çalış. Bahçede priz yok ya. Ayrıca ben niye sana hesap veriyorum? Allah Allah, sen niye şirketten erken geldin bakayım? Allah Allah ya. İşim bitti, geldim. Evim değil mi? Kötü davranıyorsun. Ben mi? Sen tabii. Ya ben sen ne istiyorsan yaptım. Sözleşmedeki bütün maddeleri kabul ettim. İmzaladım. Hatta Murat'la git, dilediğin gibi görüş de dedim. Yani ona da tamam dedim. Neden sen bu kadar memnuniyetsizsin? Ha? Neden şikayet ediyorsun? Şikayet mi ediyorum? Ağzımı açmadan oturup çalışıyorum burada. Ne çalışıyorsun ki sen? Senaryo. Sen. Senaryo. Çalışıyorsun. Tebrikler Kunduzcuğum. Pardon, Kunduz demek yoktu. Tebrikler Ayşegül. Vallahi. Bu hayatta ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. İşte bu yüzden canım, bugünden itibaren temizlik ve yemek işleriyle sen ilgileniyorsun. Böylece bir işin ucundan tutarsın, o kadar yoğun olursun ki. Benim de seni görmeme gerek kalmaz. Ya, demek beni görmene gerek kalmaz. İyi o zaman. Ben şey yapayım, öyle ayak altında fazla dolaşmayayım. Yani gideyim ben. Gidiyorum ben o zaman. Madem bundan sonra beni görmek istemiyorsun, görmeyeceksin. Zaten Kunduzcuğum, birazdan nasıl dayanamaz, beni merak eder, yanıma gelirsin. Aman aman çıkmasın, sessiz sakin çalışıyorum, ne güzel.
Ya belki ben öldüm. Belki kalp krizi geçirdim. Ya insan bir merak edip gelip bakmaz mı ya? İlla minnak gelsin benim cesedimi mi yesin? İnsan birçok yaşa der. Hı? Hı? Ayşegül bana bak. Sen... Kapı çalıyor. Git aç. Ya ben çalışıyorum. Görmüyor musun? Sen açsana. Handan? Esas annem ne dedi peki? Kabul etti mi? Vallahi kabul etti. Vay anasını be. Ayşegül. Adamlar haber bekliyorlar. Bugün bir şey söylemem lazım. Bak eğer kabul etmezsen bir tane futbolcu varmış. Onun annesiyle karısını oynatacaklarmış reklamda. Vallahi Handan Hanım şimdi ben ne yapacağım? Rol mü yapacağım? Aman iki tane poz keseceksin, iki tane laf söyleyeceksin. Zaten oyunculuk dediğin nedir ki? Handan, ayıp oluyor ama. Kunduzcuğum, sen de meşhur oluyorsun ha? Yok ya, şey Handan Hanım, ben beceremem şimdi. Hem benim işim çok, boş verin siz. Ne? Sen annemin lafının üstüne laf mı söyledin? Ay hayır ya, sadece istemiyorum dedim. Peki Ayşegülcüğüm, peki. Ben bugün ararım reklamcıları. Ayşegül Hanım ücreti beğenmediler derim. Ücret mi? Ayol bedavaya oynamayacaksın herhalde. Aa. Ya saf bu saf. Bir de akıllıyım diye geçiniyor. Ay Handan Hanım ya. Baştan söylesenize. Ne zaman çekimler? Kızım ben cebi ne kadar alacağım diye sorsan. Kaç para alacağım? Hadi yazayım şuraya da gör kaç para alacağım. Sen de akıl ver. Ne? Allah! Allah! İnanmıyorum. Ettim tabii. Ay! Handan Hanım ettim tabii ki ettim. Yaşasın. Ayşegül açım. İyi. Kızım başlayacağım senin senaryondan da bilmem neyinden de ha. Allah Allah. Kim oynayacak ki zaten senin senaryonda? Bir de şimdi reklam filmi bilmem ne çıktı. Hanımefendinin havasından hiç geçirmez. Sen? Evet bir şey. Sahibinin kedisi işte. Ne var? Uş. Ayşegül. Kalk bari şu bulaşıkları yıka. Başlayacağım senin reklamına da, senaryona da. İçim şişti. Ay bir ara bakarım. Sana zam yaparım. Zam diyorum, zam. Zam mı? Hadi motive olduysan git topla şuraları. Sonra da yemek yap. Can.
bazı şeyleri parayla satın alamazsın. Nereden çıktı bu Türk filmi konuşmaları böyle? Tamam, tamam. Ben gideyim yemeğimizi yapayım. Bulaşıkları yıkayayım, çamaşırları yıkayayım, evi temizleyeyim. Ben yapacağım hepsini. Ya sen çalışıyorsun ya şimdi. Yorulma, enerjini boşa harcama diye ben yapacağım. Eminim, çok güzel bir senaryo yazacaksın. Ve bu senaryon çok güzel bir film olacak. Eminim yani. Türlü sever misin? Parmaklarını yiyeceksin, parmaklarını. Değiştireyim mi? Yok yok, iyi böyle. İyi. Şş, Ayşegül. Ben bir kuduz aşısı falan yaptırsam mı ya? Ne dersin? Yani ne olur ne olmaz. Sen neyin peşindesin? Hı? Daha önceden olsa çoktan bir eline o pembe valizini, bir eline de minna alıp çekip gitmiştin. Bir de şimdiki şu haline bak. Çıtın çıkmıyor. Ne planlıyorsun sen? Can. Murat'la görüşmemin gerçekten senin için bir sakıncası yok mu? Hı? Yani en ufak bir şey hissetmiyor musun bununla ilgili? Yok canım. Ne hissedeceğim?
Görüşmende bir sakınca da yok. Ya his falan yok bende. Sevdiğim halini, saçların dağınık, yüzünde yastık izi. Bir pazar kahvaltısı gibi. Küçük oyunlarının, büyük savaşlarının arasında olduğu kadar bir aşktı bizimkisi. Bir pazar gecesi uykusu gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Bitmesi gerek artık. Anlıyoruz ikimiz de. O zaman neden hala ağlıyoruz ikimiz de. Ne yaparsan olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Uyurken
Ay yakıştı size. Bir bakayım önden. Öyle mi diyorsunuz? Ya bunun pembesi var ya. Bir de onu denettirsene. Affedersiniz. Hoş geldin. Niye ses çıkarmıyorsun? Seni izliyordum. Gel, ofise geçelim. Ne içmek istersin? Ne ikram edeyim? Hiçbir şey. Peki. Ne yapmak istersin? Hiçbir şey. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Burada böyle seninle baş başa otursak sadece olmaz mı? Madem oturmak istiyorsun. İyi, oturalım o zaman. Elif. Bu sözleşme işi... Ya onun konuşulacak nesi kaldı ki artık? Ben gerçeği öğrendikten sonra hiçbir şey umurumda değil. Kalmadı mı yani? Peki senin için bu 3 sene uzun değil mi? Yani düşününce evet uzun. Ama senin beni beklediğinden uzun değil. Bir şey söyleyemiyorum ki yani. Bir söz veremiyorum sana. Uzar mı bu süre, kısalır mı, ne olur ne biter? Bence zaten her şekilden ayrılman lazım. Ya birbirinize yakışmıyorsunuz. Fanlar da benimle aynı fikirde. Elif Ayşegül şu an benim karım. Gerçek olsa da olmasa da, sen yakıştırsan da yakıştırmasan da benim karım. Tamam, pardon. Ben anlıyorum seni zaten. Sonuçta bir anlaşmanız var. Can, ben senden tek bir şey istiyorum. Bana söz ver. Ne sözü? Ayşegül'le ilgili. Ayşegül'e olan duygularınla ilgili. Yani aranızda kağıt üstünde bir imzadan ötesi olmadığına ve olmayacağına söz verebiliyor musun? Söz veriyorum. İyi ki geldin. Görüşürüz. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Benim darma duman, sende...